Kısa kesmeye çalışacağım. Kararımdan dönecek gibi değildim. Doğru, Tatyana Pavlova'nın evine gittin. Ne çare. Evde bulsaydım onu, büyük felaket için uyarılmış olurdum. Ama inadına o gün bir talihsizlik hiç bırakmıyordu peşimi. Kuşkusuz oradan anneme uğradım. Durumdan zavallı annemi haberdar edecektim. Hem Tatyana Pavlova'nı orada bulacağımı sanıyordum. Ama orada da yoktu. Biraz önce bir yere gitmişti. Annem hasta yatıyordu. Yalnızca Liza vardı yanında. İçeri girmemem, annemi uyandırmamam için yalvardı. Bütün gece hiç uyumadı, acı çekti. Tanrı'ya şükür şimdi biraz daldı. Kucakladım Liza'yı. Yeni, büyük, uğursuz bir karar aldığımı, hemen onu yerine getireceğimi söyledim. Söylediklerim olağan şeylermiş gibi hiç şaşırmadan dinledi beni Liza. Aa hepsi alışmıştı benim o son kararlarıma sonra. Onları yüreksizce ertelemelerime. Ama şimdi, şimdi çok değişti durum. Öyleyken gene Bodrum kattaki meyhaneye gittim. Biraz zaman geçirmek sonra gidip Tatiana Pavlovana'yı bulmak için oturdum. Bu kadının benim için böyle bir denli için gerektiğini de anlayatayım bu arada. Evine çağırması için Katarina Nikolaevna'ya anne Andreyevna üzerine birkaç iyi söz söylemeyi hatta yapabilirsem Katarina Nikolaevna ile Tatiana Pavlovana'yı tanık olarak alıp benim eve yani prensin yanına götürüp düşman kadınları orada barıştırmayı Prensi yeniden hayata döndürmeyi ve ve sözün kısası Versilov'la annemden başka herkesi mutlu kılmayı istiyordum. Başarı sağlayacağımdan kuşkum olamazdı. Mektubu da ona verirken karşılık olarak bir şey istemediğim için bu dileğimi geri çeviremezdi. Yazık, mektubun bende olduğunu sanıyordum hala. Ah, farkında olmadan nedenle aptal, zavallı bir durumdaydım. Tatyana Pavlovna'ya bir daha uğradığımda Hava iyice kararmış saat dört olmuştu. Maria kaba bir tavırla gelmediğini bildirdi. Kaşlarını çatıp tuhaf tuhaf yüzüme bakışı hala gözümün önündedir. Ama o zaman bir şey anlayacak durumda değildim. Tersine başka bir düşünce geldi aklıma birden. Canım sıkkın, biraz da üzgün. Tatyana Pavlova'nın merdivenlerine inerken birkaç saat önce kollarını açarak beni kucaklayan prensi anımsamıştım. Belki de can sıkıntımdan onu bıraktığım için sitem ettim kendime. İçimde bir huzursuzluk benim yokluğumda orada pek kötü şeylerin olduğunu kurdum kendi kendime. Bir an önce evde olmak için acele yürüdüm. Oysa şimdi anlatacağım durumlar olmuştu evde. Anda Andrea ona öfkeyle odamdan çıktığında kendini yitirmemişti henüz. Şunu da söylemem gerekir. Sabahtan beri birkaç kez adam göndermiş Lambert'a. Onu evde bulamadıkları için sonunda ağabeyini onu aramaya göndermişti. Zavallı. Benim inat ettiğimi görünce tüm umudunu Lambert'e, onun benim üzerimdeki etkisine bağlamıştı. Lambert'ı bekliyordu sabırsız. Onun bugüne dek pervane gibi çevresinde dolaşırken, peşinde koşarken, bugün birden sırra kadem basması şaşkına çevirmişti anla Andreevna'yı. Ne çare? O da aklın ucundan geçiremezdi Lambert'ı belgeyi ele geçirip şimdi bambaşka kararlar aldığını, kuşkusuz bu yüzden gizlendiğini Hatta mahsus Anna Andreevna'dan kaçtığını. Bunun için huzursuz ruhunu giderek daha çok saran endişeyle Anna Andreevna'nın ihtiyarı avutacak durumu yoktu. Öte yandan prensin huzursuzluğu da tehlikeli boyutlara varmıştı. Tuhaf ürkek soruyordu. Kuşkulu bakmaya başlamıştı Anna Andreevna'ya. Birkaç kez ağlamıştı bile geldiğinde uzun süre oturmamıştı genç Versilov. O gittikten sonra çok umutlu olduğu Pitor İppolitoviç'i getirdi Anna Andreevna'ya. Ama prens hiç hoşlanmadı ondan. Hatta iğrendi. Zaten prens giderek büyüyen bir kuşku güvensizlikle bakıyordu nedense. Vitor Ipatolovic'e. Ev sahibi mahsusmuş gibi gene ispirit ozmadan bir takım hokkabazlıklardan söz etmeye başladı. Sözde kendisi görmüş seanslarda turneye çıkmış bir şaradan sözde bir sürü seyircinin önünde insanların kafalarını kesmiş. Öyle ki kan bile akmış. Herkes görmüş sonra kestiği kafaları yerlerine koymuş gene. Adamlar bir şey olmamış gibi konuşmaya, gülmeye başlamışlar. Gene sözde bütün bu anlattıkları 859 yılında olmuş. Prens korkmuştu, daha öylesine öfkelenmişti ki. Andan Reyona adamı hemen dışarı atmak zorunda kalmıştı. Allah'tan yersiz, yursuz, soylu bir ev ya da kulübe yerleşme yollarını aramakla meşgul, oralarda bir yerde oturan tanınmış bir Fransız aşçıya, bir gün önce ısmarlanan Lambert ile Alfonso'ya halletmişlerdi bu işi. Akşam yemeği gelmişti tam o sırada. Şampanya ile yemek adam akıllı neşelendirmişti ihtiyarı. Bol bol yedi, şakalaştı. Yemekten sonra üzerine ağırlık çöktüğü için uyumak istedi. Yemekten sonra her zaman uzandığını bildiği için Anna Andrea da yatağını hazırlamıştı. Uyumadan önce Andrea Andrea'nın ellerini birçok kez öpmüş. Onun cenneti, umudu, hurisi altın çiçeği olduğunu söylemiş. Kısacası doğuya özgü bir sürü romantik laflar etmişti. Sonunda dalmıştı. Biraz sonra da ben gelmiştim. Acele odama girdi Anna Andreevna. Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturup şöyle dedi. Benim için değil prens için yalvarıyorum. Bir daha yalnız bırakmayın bizi. Uyanınca hemen yanına gidin. Sizi görmezse mahvolur. İnmeyin ona. Bu duruma geceye kadar dayanamayacağından korkuyorum kendisinin de belki iki saatliğine bir yere gitmesini gerektiğini prensi ancak bana bırakabileceğini ekledi. Duygulanıp geç saate kadar kalacağıma, prens uyanınca onu oyalamak için elimden geleni yapacağıma söz verdim. Canlı, ben de yapmam gereken şeyi yapacağım dedi anlayan ona. Çıkıp gitti, gene sırayı atlayıp anlatacağım. Kendisi aramaya gidiyordu Lambert'i, son umuduydu bu. Ayrıca abine, birkaç akrabasına, Benaroya tavulara da uğramıştı. Döndüğünde nasıl bir ruhsal durum içinde olduğunu tahmin etmek güç olmasa gerek. O gittikten yaklaşık yarım saat sonra prens uyandı. İnlemesini odamdan duyunca hemen yanına koştum. İçeri girdiğimde pijamasıyla kar yolasında oturuyordu. Yalnızlıktan tek lambanın soluk ışığından yabancı eşyadan öylesine ürkmüş bir hali vardı ki beni görünce irkildi. Sıçradı yerinden haykırdı. Ona doğru koştum. Gelinin ben olduğumu anlayınca sevinç gözyaşlarıyla kucakladı. Kucakladı beni. Oysa senin korkup kaçtığını, başka bir eve taşındığını söylemişlerdi bana. Kim söyleyebildi bunu size? Kim mi söyleyebildi? Görüyorsun ya belki ben uydurdum bunu. Belki birisi söylemiştir. Düşün, düş görüyordum demin. Aksakallı, yaşlı bir adam elinde ikiye ayrılmış bir tasvirle içeri giriyor. Senin hayatında bu tasvir gibi parçalanacak diyor bana. Ah Tanrım, dün Versilov'un bir tasviri parçaladığını duymuş olacaksınız birisinden. Değil mi? Duydum, duydum. Bu sabah Derya Anisanova'dan duydum. Valizimle köpeğimi getirmişti bana. Bu yüzden düşünüze girmiş. Boş ver, umurunda değil. Hem düşün bir kere durmadan parmağını sallayarak tehdit ediyordu beni o ihtiyar. Anne Andreona nerede? Şimdi gelecek. İhtiyar korkulu bir heyecanla nereye gitti diye sordu. O da mı gitti? Hayır hayır şimdi gelecek dek yanınızda oturmamı istemişti benden. Vi gelir demek bizim Andre Petrovic keçileri kaçırdı ha ne beklenmedik bir biçimde ne çabuk. Sonunu bu olacağını kaç kez söyledim kendisine bak yavrum. Ceketimin eteğinden tutup kendisine çekti beni. Ev sahibi demin birkaç fotoğraf getirdi diye fısıldadı. Hepsi de çıplak iğrenç şeylerdi. Büyüteçle göstermeye başladı onlara bana. Yüreğimde öfkeyi bastırıp beğendiğimi söyledim o zavallıya da rahatça içirip sarhoş edebilmek için böyle iğrenç kadınlar getirmiyorlar mıydı? Hala Fonzon'dan mı söz ediyorsunuz? Amma da yaptınız prens. Pitor Ipatovic sıfır numara aptaldan başka bir şey değildir. Sıfır numara aptal. Ben de aynı fikirdeyim. Birden kollarını bana doğru uzattı. Dostum elinden gelirse kurtar beni buradan. Elimden gelen her şeyi yapacağım prens. Her şeyimle sizinim sevgili prens. Biraz sabırlı olun. Belki her şeyi düzeltirim. Değil mi? Alıp başımızı kaçalım. Valizi ev sahibi döneceğimiz sansın diye burada bırakırız. Nereye kaçacağız? Ya Anna olacak? Hayır hayır Anna Andreyevna'ya da alacağız. O oh, monşer kafamın içi öyle karma karışık ki. Dur. sokmuştum onu. Tanrı aşkına çıkar. Biraz çabuk ol. Dikkat et kimse görmesin. Şu kapanın çengelini takamaz mısın? Gerçekten de oval çerçevede bir resmini buldum çantada Katerina Nikolayevna'nın. Prens resmi aldı lambaya yaklaştırıp baktı. Renksiz, zayıf, yanaklarının aşağı yaşlar yuvarlanmaya başladı birden. Yarım sesle. Bu bir melektir, bir gök meleğidir dedi. Ömrümce suç işledim ona karşı. Şimdi de Hiçbir şeye hiçbir şey inanmıyorum. Söyle bana dostum. Beni akıl hastanesine yatırmayı düşünebilecekleri olacak şey mi? Güzel şeyler söyledim. Herkes de güldü. Birden akıl hastanesine götürüyorlar bu insanı. Hiçbir zaman olmadı böyle bir şey diye haykırdım. Yanlıştır bu. Katerina Nikolayana'nın duygularını biliyorum. Sen de mi biliyorsun duygularını? Bu çok iyi işte. Yeniden dünyaya getirdin beni dostum. Neler saçmaladılar senin için bana. Yavrucuğum Katya'yı çağır bana. Yanımda öpüşsün ikisi. Alıp eve götüreyim onları. Ev sahibindir kovalım. Ayağa kalktı. Kollarını uzattı bana. Birden diz çöktü önümde. Yaprak gibi titreyerek dehşet içinde şer diye fısıldadı sevgili dostum. Gerçeği tüm çıplaklığıyla kolundan tutup kaldırdım onu. Gene kar yoluya oturturken tanrım diye haykırdım. Demek siz de güvenmiyorsunuz bana artık. Benim de komploya karıştığımı sanıyorsunuz ha? İhtiyar iki eliyle kollarımdan tutup kuvvetlice sıkarak mırıldandı. İşte bu. Verme verme beni kimseye. Hiç yalan söyleme bana. Çünkü götürecekler beni buradan öyle değil mi? Bak ne diyeceğim. Şu senin ev sahibi. Hipo etmedir nedir? Doktor falan değil değil mi? Ne doktoru? Bu burası bu oda okul hastanesinin bir odası değil değil mi? Tam o anda kapı açıldı. Anda girdi. Belki de kapıda bizi dinliyordu. Artık kendini tutamamış. Biraz hızlı açmıştı kapıyı. En küçük gıcırtıdan etkilen prens bir çığlık atıp yüzüstü yastığa bıraktı kendini. Sonunda hıçkırıkla başlayan nöbet gibi bir şey geldi ona. İhtiyarı göstererek "Marifetinizi gördünüz mü?" dedim. Sert bir sesle kaptı ağzından lafı Andreyona. "Hayır, sizin marifetiniz bu. Son kez söylüyorum size. Arkadima Koroviç" Zavallı, aciz bir ihtiyara karşı düzenlenen kahpece entrikayı açıklayacağınızı, öz kardeşinizi kurtarmak için çılgınca çocukla aşk holiyalarından vazgeçeceğinizi sanıp duygulanmıştım. Hepinizi kurtaracağım, yalnız. Demin size söylediğim gibi. Şimdi gene gideceğim. Belki bir saat sonra Katerina Nikolayevna burada olur. Hepinizi barıştıracağım. Hepiniz mutlu olacaksınız. Prens irkildi. Getir, getir onu buraya kollarını kaldırıp indi karyoladan. Ona götürün beni. Katya'yı görmek, kucaklamak istiyorum diye haykırdı. Anna Andreyana'yı gösterdim onu. Görüyorsunuz dedi. Duyuyorsunuz söylediğini. Bu durumda hiçbir belgenin yardımı olmaz size. Görüyorum ama o mektup davranışımı sosyetinin gözünde haklı göstermeme yardımcı olabilir. Oysa şimdi yüz kızartıcı bir durumdayım. Yeter. Ruhum temiz. Herkes başarıya ulaşamayacağından korkan öz kardeşim bile bıraktı beni. Ama görevimi yapacağım ben. Bu mutsuz insanın yanında kalacak, bakıcısı, dadısı olacağım. Yitirecek zamanım yoktu, koşarak çıktım koridordan. Bir saate kadar döneceğim diye seslendim. Hem yalnız olmayacağım. Sonunda bulabildiğim Tatyana Pavlanova'yı, belgeyi, her şeyi, benim evdeki durumu en ince ayrıntısına dek anlattım. Gerçi çok iyi anladı olanları. Daha ikinci sözcüğümde durumu kavrayabildi ama sanıyorum gene 10 dakikamı aldı anlatmam. Yalnız ben konuşuyordum. Hiç sıkılmadan tüm gerçeği anlatıyordum. Tatiana Pavlovna örgü işi gibi dimdik, bir şey söylemeden hareketsiz sandalyesinde oturuyor. Dudaklarını sıkmış, gözlerini yüzümden ayırmadan tüm dikkatiyle beni dinliyordu. Ama konuşmam bitince birden öyle bir fırladı ki yerinden. Farkında olmadan ben de fırlamışım ayağa. Ah köpek, demek o mektup sende. Cebinde dikiliydi bunca zaman ha. Hem var ya İvana veya salığa dikmiş. Onu oraya ha. Ah ne Allah'ın belaları. İğrenç yaratıklarsınız siz. Demek yürekleri kendine tutsak etmeye, yüksek sosyeteyi dize getirmeye geldim buraya. Yarı evlatsın diye İvana şeytanından öç almak istedin değil mi? Tatyana Pavlovanlı diye haykırdım. Hakaret etmeyin bana. Burada yabani bir hayvana dönmeme daha ilk günden başlayan bu hareketleriniz neden oldu belki de. Evet yarı evladım. Belki gerçekten bunun için öç almak istedim. Belki gerçekten de bir Ivanoviç şeytanın kendisi bile suçluyu bulamaz burada. Ama şunu da unutmayın. Alçaklarla birlik olmayı kabul etmedim. Tutkularımı yendi. Bir şey söylemeden belgeyi önüne koyacağım. Bir şey söylemesini bile beklemeden çıkıp gideceğim. Siz de göreceksiniz. Ver şimdi ver bu mektubu. Çuman'ın üzerine koy. Belki yalan söylüyorsun. Cebimde dikili. Maria Ivanova dikmişti onu. Burada yeni bir ceket diktirince eskisini cebinden çıkartıp yeni ceketimin cebine kendim diktim onu. Bakın burada. Dinleyin. Yalan söylemiyorum. Tatyana Pavlov'u köpürmüştü. Ver bakayım çıkar. Asla gene söyleyeyim. Sizin yanınıza Katarina Nikolayovna'nın önüne koyacağım onu. Bir şey söylemesini beklemeden çıkıp gideceğim mektubu kimse beni zorlamadan, bir ödül beklemeden kendi isteğimle ona verdiğimi kendisi görmeli. Gene gösteriş mi? Aşık köpek. İstediğiniz kadar hakaret edin bana. Hak etmiş bile olsam bu sözlerinize gene alınmayacağım. Ha varsın onu gözetleyen, ona daha kuran değersiz bir çocuk olayım gözünde. Ama yeter ki kendimi yendiğimi, onun mutluluğunu dünyada her şeyden üstün tuttuğumu anlasın. Önemli değil Tatyana Pavlovna. Önemli değil. Şöyle bağırıyorum kendi kendime. Küstahlık umut. Bu benim dünyada attığım ilk adım olsun ama iyi bitti, hoş bitti. Duygulanmıştım, gözlerimin içi ışıl ışıldı. Ona tutkun olduğuma gelince. Utanmıyorum bundan. Annem bir gökyüzü meleğidir. O ise yeryüzünün ecesi. Versilov anneme dönecek. O bakımına Katren Nikolayevna'dan utanacak bir şeyim yok. Zaten orada Versilov'da neler konuştuklarını dinledim. Perdenin arkasındaydım. Üçümüzde aynı çılgın kişileriz. Bu aynı çılgın kişiler sözünün kimi olduğunu biliyor musunuz? Andre Petrovic'in aynı ölçüde çılgın, belki üç geçiden fazla olduğumuzu da biliyor musunuz? Bahse girelim, siz dördüncüsünüz. İster misiniz söyleyeyim, bahse girelim. Siz de ömrünüzce tutkundunuz Andrei Petrovic'e. Belki şimdi bile. Unutmayın duygulanmıştım. Bir mutluluk vardı içimde ama sözlerimin sonunu getiremedim. Tatiana Pavlova'nı olağanüstü bir çeviklikle birden saçlarımdan yakalamış, var gücüyle iki kez yere doğru çekmişti beni. Sonra bıraktı. Odanın köşesine gidip yüzü duvara dönük durdu. Başörtüsüyle yüzünü kapadı, ağlıyordu. Beklenmedik bir şeydi bu. Şaşırmış kalmıştım, ne yapacağımı bilmeden öyle duruyor. Ona bakıyordum. Ağlarken bir yandan da gülümsemeye çalışıyordu. Aptal, dedi birden. Gel buraya. Gel de bu salak kadını öp. Ama bir daha sakın ola ki ağzını almayasın bu sözü. Seni severim. Ömrümce de sevdim. Ah aptal. Öptüm onu. Parantez açarak söyleyeyim. O andan sonra dost olduk Tatyana Pavlovna ile. Alnına vurarak. Ah evet diye haykırdı. Ben de neler saçmalıyorum. Yaşlı prens senin evde mi diyorsun? Doğru mu bu? İnanın doğru. Odanın içinde dört dönüyordu. Aa tanrım. Ah için bir tuhaf oluyor. Bayılacağım. Demek orada işler çeviriyorlar ha? Aptallar. Umursamazlar bir şeyi. Sabahtan beri oradalar demek öyle mi? Aferin anlandıralım diye. Aferin doğrusu rahibi. Oysa o da militresanından biridir. Hiçbir şey aklı ermez. Ne militresası? Yeryüzü ecesi, ülkü. Eee peki şimdi ne yapacağız? Birden anımsamıştım. Tatyana Pavlovana diye haykırdım. Saçma şeylerden söz açıp en önemli olanı unuttuk. Oysa Katrina Nikolayevna için gelmiştim buraya. Bekliyorlar beni orada. Belgeyi ancak Katrina Nikolayevna'dan Anna Andreyevna ile barışacağı, hatta onun prensle evlenmesine razı olacağı sözünü aldıktan sonra vereceğimi söyledim. Tatiana Pavlova'na kesti sözümü. Çok güzel. Ben de yüz kez söyledim bunu ona. Zaten nikahın kıyılmasına kadar yaşayamaz prens. Evlense de bir şey değişmez hem. Tüm parasının ona Anna'ya kalmasına gelince nikah kıyılmasa bile vasiyetnamesi hazır. Tümünü ona bıraktı. Yoksa yalnızca para için mi üzülüyor Katerina Nikolaevna? Hayır, belgenin Anna denen o kızda olduğundan korkuyordu hep. Katerina Nikolaevna babasını sarsmak istemiyordu. Björnk ise doğrusu düşündüğü paralardı. Bu durumda Björnk ile evlenebilir mi Katerina Nikolaevna? Aptal kadın elden ne gelir bir kez aptal dedik ya. Ömrünün sonuna dek aptal kalır. Nasıl bir huzur verebilir ona Boring? Anlarsın bir erkekle evlenmem gerek kuşkusuz diyor. Onunla evlenmem mi en iyisi? Bu evliliğin onun için en iyisi olup olmadığını ileride göreceğiz. Başını taşa vuracak ama çok geç olacak. Öyleyse için bırakıyorsunuz onu? Oysa seviyorsunuz onu. Yüzüne karşı söylediniz kendisine tutkun olduğunuzu. Tutkunum. Hem sizlerin toplamından bile çok tutkunum ama gene de Kafası çalışmayan aptalın biridir derim. Hemen şimdi bir koşu gidin ona. Üçümüz oturup karar verelim. Biz götürelim onu babasına. Olmaz, olmaz aptal öyle ya. Ah ne yapsak? Yün başörtüsünü ucunu avcuna sıkarak. Ah içim bayılıyor dedi. Eee saat dörtten önce gelseydin. Sekiz oldu. Felice evleri akşam yemeğine gitmiştir. Daha sonra da onlarla birlikte opereye gidecek. Ah tanrım operaya gitseniz olmaz mı? Öyle ya olmaz Peki ihtiyar ne olacak şimdi? Belki de bu gece ölür. Beni dinle gitme oraya. Annene git. Geceyi orada geçir. Yarın sabah erkenden de. Hayır. Dünyada bırakmam ihtiyarı. Kötü bir şey olmasına korkarım. Çok iyi düşünüyorsun. Bırakma. Ben de biliyor musun? Ben de koşup ona gideyim. Bir pusula bırakayım. Biliyor musun? Belgenin bulunduğunu. Yarın sabah saat tam onda benim evde olmasını yazıp bırakacağım ona. Bizim kendi aramızda kullandığımız sözcüklerle yapacağım bunu. O anlar. Karşısına çıkmaktan çekinme. Benim sözümü dinler. Ne olursa olsun her şeyi düzelteceğiz. Sen de koş git oraya. Elinden geldiğince oyala ihtiyarı. Güzelce yatır uyusun. Umarım sabaha kadar yaşar. Anlayı da ürkütmemeye çalış. Onu da severim. Ona karşı haksızlık ediyorsun. Çünkü çok az şey biliyorsun. Hakarete uğradı. Çocukluğundan beri uğruyor hakarete. Aa, hepiniz benim üstüme yığıldınız. Unutma. Bu işe benim el attığımı, canla başla durumu düzeltmeye çalıştığımı söyle ona. Gönlü rahat olsun, gurur da incinmeyecek. Son günlerde iyi çalıştık onunla. Kötü sözler söyledik birbirimize, kızdık. Hadi koş ama dur, bir daha göster cebini. Doğru değil mi? Kandırmıyorsun ya beni. Aa, doğru değil mi? Hiç olmazsa bu geceliğine ver bana şu mektubu. Ne yapacaksın onu? Bırak, korkma yemem onu. Belki elinden çıkarırsın onu da Düşünceni değiştirmezsin ya. Asla diye haykırdım. Tutun yoklayın bakın ama dünyada bırakmam onu size. Parmaklarıyla yokladı cebimi. Görüyorum bir kağıt var cebinde. Eh, peki peki hadi koş. Ben de belki tiyatroya gider konuşurum onunla. Bunu iyi akıl ettin. Hadi koşsana. Hala ne bekliyorsun? Durun Tatyana Pavlovna. Annem nasıl? İyi. Ya Andri Petrovic kolunu salladı. Kendine gelecek. Gerçi istediğim olmamıştı ya Tatyana Pavlova'nın evinden koşarak çıktığımda moralim düzelmiş, umutlanmıştım ama ne çare. Kader başka türlü örüyor dağlarını, bambaşka şeyler bekliyordu beni. Gerçekten de kör talih denen bir şey var şu dünyada. Daha merdivenlerden çıkarken bizim katta bir gürültü olduğunu duymuştum. Merdiven başı kapısı da açıktı. Koridorda tanımadığım resmi giysili bir uşak duruyordu. Nedense pek korktukları belli. Pitor, İpalitoviç ile karısı da koridordaydı. Bekliyorlardı. Prensin bulunduğu odanın kapısı ardına tek açıktı. Hemen tanıdığım gül bir ses yüksek sesle konuşuyordu içeride. Böhring'in sesiydi bu. Daha iki adım atmamıştım ki Böhring bir arkadaşımın Versiloğlu'na konuşmak için gelen Harun idi bu. Korkudan titri tiri titreyen ağlayan prensi koridora çıkardıklarını gördüm. Zavallı ihtiyar sesli sesli ağlıyor. Boring'i kucaklıyor, öpüyordu. Prensin arkasına çıkacak oldu. Anne Andrea ona bağırdı ona Boring. Parmağını sağladı. Sanıyorum. Ayaklarını da öfkeyle yere vurdu. Sözün kısası tüm yüksek sosyete kişiliğine karşın kaba bir Alman asker vardı karşımızda. Daha sonra anlaşıldığı gibi nedense Anne ona pek ağır bir suç işlediğini, şimdi de bu suçu yüzünden kesinlikle yargıcın karşısına çıkacağını düşünüyordu. Bir şeyden haberi olmadığı için durumu bilmeyen herkes gibi o da büyütüyordu işi. Bu yüzden kaba davranmaya hakkı olduğu inancındaydı. Önemli olan daha ne oldu ne bitti anlamamış olmasıydı. Sonra anlaşıldığı gibi her şeyden imzasız bir mektupla haberdar edilmişlerdi onu. Bundan sonra da söz edeceğim. O da ulusunun en ince zekalı kişilerinin bile ayakkabıcılar gibi gırtlak gırtlağa boğuşmaya hazır oldukları öfkeye kapılmış bir hışımla buraya gelmişti. Anna Andreevna bütün bu edepsizlikleri kendine yakışı bir olgunlukla karşılamıştı ya, ben yetişememiştim buna. Yalnızca bu ihtiyarı koridoru çıkarırken birden onu Baron R'nin kollarına bırakıp hızla Anna Andreevna'ya döndüğünü sanırım onun söylediği bir şeye bağırarak şöyle karşılık verdiğini gördüm. Bir entrikacısınız siz. Parası gerekli size onun. Bu dekadan sonra Sosyete kimsenin yüzüne bakacak durumunuz kalmamıştır. Bu yaptığınızın hesabını da mahkemede vereceksiniz. Asıl siz zavallı bir hastanın zayıflığından yararlanıyorsunuz. Siz aklını başından aldınız. Bana da bir kadın olduğum için beni savunacak kimsem yok diye bağırıyorsunuz. Burdink hafifseme alay dolu bir tavırla bir kahkaha attı. Evet nişanlısınız onun. Unuttum da nişanlınız. Evleneceksiniz onunla. Prens kollarını Anta Andreevna'ya uzatarak ağlamakla. Baron, baron dedi. Baron, yürüyün, prens yürüyün diye haykırdı. Size karşı bir komplo hazırlanmıştı. Belki canınıza bile kıyacaklardı. da sesini yükseldi. Prens dedi, hakaret ediyorsunuz bana. Başkalarının etmesine de izin veriyorsunuz. Birden baron bağırdı ona. Defol, artık bu kadarına dayanamazdım. Alçak herif diye bağırdım. Andan anda evlen. Sizin savunucunuz benim. Burada ayrıntılarıyla anlatacak değilim her şeyi. Zaten anlatmak istesem de yapamam. Pek çirkin, iğrenç, dehşet verici bir sahne oldu. Birden bilincimi yitirmiştim sanki. Sanırım üzerine yürüyüp vurdum bir röngi. Hiç değilse bütün gücümle ittim onu. O da kapama vurdu. Yere yuvarlandım. Kendime gelince peşlerinden merdivenden aşağı koşmaya başladım. Anımsıyorum burnuna kan akıyordu. Kapıda bir kupa arabası bekliyordu onları. Prensi arabaya yerleştirirken uşağın beni itmesini aldırmadan boringin üzerine atıldım gene. Tam o sırada nasıl nereden geldi bilmiyorum bir polis memuru çıktı ortaya. Boring yakamdan tutup polise beni karakola götürmesini emretti. Avazım çıktınca bağırıyor. İfadelerimizin alınması için onun da karakola bizimle birlikte gelme zorunlu olduğunu beni evimden böyle zorla götürmeye kimsenin hakkı olmadığını söylüyordum ama olay evimde değil. Sokakta olduğu sarhoş gibi bağırdığım küfürler ettiğim sağa sola saldırdığım için polis memuru kolumu tutmuş bırakmıyordu. Baronun üzerinde resmi giysi olmasının da bunda büyük etkisi vardı kuşkusuz ama ben iyice kaybetmiştim kendimi. Var gücümle karşı koymaya kolumu kurtarmaya çalışırken sanıyorum polise vurdum bile. Sonra anımsıyorum iki polis memuru daha geldi götürdüler beni. Kimi oturan, kimi ayakta bekleyen yazan bir sürü insanı doldurdu. Sigara dumanından göz gözü görmediği bir odaya götürdüler beni. Burada da bağırmaya sürdürüyordum. İfadelerimizin alınmasını istiyordum. Ama artık ifadelerin alınmasıyla kalmıyor diş. Bağırıp çağırmakla, görevi başında bir polis memuruna karşı koymakla iyice karıştırmıştım işleri. Evet, pek kötü bir durumdaydım. Biri öfkeyle bağırmaya başladı bana. Bu arada polis memuru beni kavga çıkarmakla suçluyor. Bir alboydan söz ediyordu. Birisi soyadınız diye bağırdı. Dolgarı ki, prens dolgarı mi? Kendim de olmadan pek iğrenç bir küfürle karşılık verdim. Sonra anımsıyorum, ayılmam. Kendime gelmem için karanlık bir hücreye götürdüler beni sürükleyerek. Aa uysal uysal yürüyordum. Daha pek yakın bir geçmişte bütün bir geceyi karakolda elleri bağlı geçiren bir adamın öyküsünü Okumuştu gazetelerde herkes. Ama o suçlu bile değildi. Oysa ben suçluydum. Sızmış kalmış iki adamın yattığı kerevete attım kendimi. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Şakaklarım zonkluyor. Yüreğim duracakmış gibi çarpıyordu. Bilincimi yitirmiş olsaydım gerek. Sanır mı sayıklıyordum gece yarısına kendime geldiğimi kerevetin üzerinde oturduğumu anımsıyorum yalnızca. Birden her şeyi anımsadım. Dirseklerimi dizlerime dayayıp Ellerimi çenemin altına koyup başıma destek yaptım, derin düşüncelere daldım. O andaki duygularımı anlatmaya girişmeyeceğim, zaten zamanımda yok buna. Ama yalnızca bir şey söyleyeceğim, tutuklu olarak kerevete oturmuş, gecenin sessizliğinde derin düşüncelere dalmış düşünürken, içimde duyduğum neşeyi, hafifliği ömrümde hiçbir zaman duymamışımdır belki. Olur ki okuyacağı tuhaf, biraz saçma gelir bu. Gösteriş yapmak istediğimi sanır ama söylediğim gibi olmuştu her şey. Belki herkesin başına gelen ama bir insanın ömründe ancak bir kez tattığı o ender anlardan biriydi bu. Böyle anlarda kişi kendi kaderini çizer. Son kararını verir ömründe ilk ve son kez işte gerçek burada derken kendini. Onu bulmak için işte bu yoldan gitmeliyim. Evet, o dakikalar gönlümü ışık saçtılar. Kibeli Borring'ten gördüğüm hakareti düşünür Yarın o yüksek sosyete hanımefendisinin de bana hakaret edeceğini umurken onlardan pek müthiş öç almamaya karar vermiştim. Şeytanın beni dürtmesine karşın belgeyi ortaya çıkarmamakta, onu bütün sosyetenin dilinde dolaşan bir şey yapmamakta kararlıydım. Kafamın içinde hep bu düşünce dönüp duruyordu. Yarın varıp mektubu önüne koyacağımı söylüyordum. Kendi kendime. Gerekirse minnet duygusu yerine alayla gülüşünü bile Sineyi çekecekti ama ne olursa olsun hiçbir şey söylemeyecek ayrılacaktım yanından. Bununla birlikte uzatıp durmanın da bir anlamı yok. Yarın başıma gelecekleri komiserin karşısına nasıl çıkacağımı, beni ne yapacaklarını düşünmeyi hemen hemen unutmuştum. Tutkuyla haç çıkardım. Kerevete uzanıp tatlı çocuksu bir uykuya daldım. Sabah geç ortalık aydınlandıktan sonra uyandım. Odada yalnızdım. Öteki iki adam gitmişlerdi. Oturup beklemeye koyuldum. Uzun süre bekledim. Aşağı yukarı bir saat geçti aradan. Gelip beni çağırdıklarında saat 9 olmalıydı. Daha derin ayrıntılara girebilirdim ama değmez. Artık bütün bunlar önemini yitirdi çünkü. En önemli olanı anlatmalıyım şimdi. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Şaşılacak şeydir. Çok kibar davranıyorlardı bana. Bir şeyler sordular. Yanıtlar verdim. Hemen gidebilirsiniz. Serbestsiniz dediler. Bıraktılar beni. Bir şey söylemeden çıktım. Gözlerinde böyle bir durumda bile soyluluğunu yitirmeyen bir insana duyulan şaşkınlığı görmek pek hoşuma gitmişti. Bunu görmeseydim yazmazdım burada. Kapıda Tatyana Pavlovna bekliyordu. Bu işten yakımı böyle kolay nasıl kurtaracağımı iki sözcükle anlatayım. Sabah erkenden belki saat yedi aceleyle benim eve yani Peter Ipolitovic'e gitmişti. Tatyana Pavlova'na prensi orada bulacağını umarken birden dünkü dehşet verici olayları daha önemlisi benim tutuklandığımı öğrenmişti. Hemen dün akşam opera dönüşü evde babasıyla karşılaşan Katalina Nikolayevna'ya koşmuş. Uyandırmış onu, olanları anlatmış. Benim bir an önce serbest bırakılmam için bir şeyler yapmasını istemiş. Katalina Nikolayevna'dan aldığı bir pusulayla doğru bir onge koşmuş. Ondan gereken kişiye yazılı, yanlışlıkla tutuklanan benim serbest bırakılmamı ısrarla istediği başka bir pusula almış. Bu pusulayla karakola gelmiş, Karakolda saygıyla karşılamışlar onu. Arkası yargı.